Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Geçen dersimizde A konjugasyonunu yapmıştık, fiil çekimini yapmıştık. Bu dersimizde ikinci konjugasyon olan E konjugasyonunu işleyeceğiz birlikte. Şimdi bu dersin sonunda yine bu Vulgate İncilinden bir kelimenin neden bu hale geldiğini anlamış olacağız. Okuyalım. Yaratılış bölümünde, Genesis 42. bölümünde. Dixit fratribus suis reddita est mihi pecunia en habetur in sacco. Anlamı şöyle. Kardeşlerine şöyle dedi. Para bana geri verildi. Torbada bulunmaktadır. Evet şimdi habetur in sacco torbada bulunmaktadır. Neden burada tur geldi? Bu ne anlama geliyor? Bunu göreceğiz inşallah. Bu dersimizde El konjugasyonunun aktif çekimini, pasif çekimini, isteme kipini ve emir kipini birlikte işleyeceğiz. Şimdi hemen aktif sonlarına bir gelelim. Yani bunu ezberlememiz gerekiyor. Zaten e, dikkat ederseniz bu sonlar tanıdık gelmesi gerekiyor. Neden? Buradaki o, s, t, muz, tis, n, Bunu geçen dersimizde de gördük. Bu orijinal e, fiil çekimidir. O olduğu zaman ben oluyor, S olduğu zaman sen oluyor, T olduğu zaman o oluyor vesaire. Şimdi E konjugasyon adından dolayı zaten buraya E eklememiz gerekiyor. Burada belli başlı fiiller var. İşte videre, görmek gibi bunları şimdi göreceğiz. Bunları ezberleyelim. Birlikte okuyalım. Eo es et emus etis ent. Tekrar okuyalım. Eo es et emus etis ent. Son defa okuyalım. EOS es et Eymus etis ent Tamam şimdi genel bilgilere bakalım. Şimdi buna ikinci konjugasyonda deniliyor demiştik. Bunun mastarların sonları eire ile bitiyor demiştik. Mesela örnekler moneire uyarmak demek sedere oturmak habire sahip olmak videire görmek moveire hareket etmek bu fiilleri çekimlemek için ne yapıyoruz? Yine geçen dersimizde de A konjugasyonunda da olduğu gibi A konjugasyonunda A reyi çekiyorduk hatırlayın. Burada da E reyi çekiyoruz ve kök elde ediyoruz. Mesela bakalım MOV R'den E reyi çekelim. move move Bu şekilde çekeceğiz sonra. Kök ile çekiyoruz. Bu infinitif maslar haliyle çekmiyoruz. Tabii ki buradaki anahtar harfimiz E. A konjugasyonunda nasıldı? Orada A idi. Tabii ki. Evet şimdi anlamlarıyla birlikte monere'nin çekimini yapalım. Yine hatırlatalım. Latince kısmının e, çekimini yapalım birlikte. eo, es et, eimus, etis ent. Tamam. Şimdi monere'den eyi çekelim. Bunları ekleyelim. Bu kadar basit. Birlikte yapalım. Evet. Moneo ben uyarıyorum. Mones sen uyarıyorsun. Monet o uyarıyor. Moneimus biz uyarıyoruz. Monetis siz uyarıyorsunuz ve monent onlar uyarıyor. Evet anlamları bu şekilde. Sadece latince kısmını çekelim. Moneo, mones, monet, moneimus, monetis, monent. Gördüğünüz gibi şimdi latince diğer konjugasyonlarda da göreceğiz. Biraz karışık olacak bu ost, mustis, nt. Bunların önceki harfi nasıl olacak? Bu biraz karışık. Fakat e konjugasyonu çok kolay gerçekten. Hepsinde e diye devam ediyor. Çekelim bir daha. Moneo, mones, monet, moneimus, monetis, monet. Tekrar son defa yapalım. Moneo, mones, monet, moneimus, monetis, monet. Evet bunu bütün e-konjugasyonu ait fiillerden yapabiliriz. Peki bir fiilin nasıl e-konjugasyonu olduğunu anlayabiliriz. Sözlükten tabii ki. Arkadaşlar latince çevirilerde sözlüğü sık sık kullanmamız gerekiyor kafadan hepsini ezberleyebilirsiniz tabii 2000 3000 4000 kelime ezberleyebilirsiniz ama metinle okuyacağınız metinle bunların ne kadar alakası var? O tartışılır. Hep yani en iyisi aslında yani bize de Avusturya'da öğretilen karşınıza metin gelecek. O metin üzerindeki kelimeleri sözlükle bakarak yapa 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 zaman içerisinde kendiliğinden öğreneceksiniz. Yoksa sözlük ezberlemenin bir anlamı yok. Devam edelim. Şimdi haberin çekimi bunu kendimiz yapabiliriz artık. Ee, bunu yap okuyalım yine. Habio'dan başlayalım. Habio ben sahibim. Habes sen sahipsin. Habet o sahip. Habimus biz sahibiz. Habetis siz sahipsiniz. Habent de onlar sahip. Şimdi buradaki ee, dikkat edin. İlk Vulgate İncil'inde gösterdiğim pasajda Habeytur diye bir şey vardı. Burada görebiliyor muyuz? O da HB ile ilgili. Bu arada ilk harfi yanlış yapmışım. Kusura bakmayın. Bu HBO olacak. HBO değil. HBO olacak. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. HB tur burada yok. Demek ki aktif bir çekim değil. Şu an yaptıklarımız aktif. Pasif değil. O halde diğeri pasif. Geleceğiz ona da. Şimdi videonun çekimini yapalım. Video ben görüyorum. Vides sen görüyorsun. Videt o görüyor. Videmus biz görüyoruz. Videitis siz görüyorsunuz, vident onlar görüyor. Latince kısmını çekiyorum tekrar. Video, vides, videt, videmus, videtis, vident. Tekrar ediyorum. Video, vides, videt, videmus, videtis, vident. Şimdi bunlar gerçekten zaman içerisinde. Şimdi bunların gelecek zaman, geçmiş zamanları falan da var. Kafamız iyice karışabilir. Bu sebeple bunları sürekli şarkı gibi çalmamız gerekiyor. Aklımızda kendiliğinden çalmasını sağlamamız gerekiyor. E konjugasyonu deyince direkt eos et emus etis ent dememiz gerekiyor. Bu sebeple hep tekrar edelim. Ben de dersimde hep tekrar etmeye çalışıyorum. Son bir defa tekrar edelim. Video vides videt, videmus videtis vident. E konjugasyonu. Devam edelim. Şimdi e konjugasyonunun pasif hali Bakalım bu pasif halinin orijinal halidir biliyorsunuz. Nasıl yapıyorduk bunu? Bunu mutlaka ezberlememiz gerekiyor. Bunsuz olmaz. Çünkü bunun birçok hali olacak. Gelecek zamanda, geçmiş zamanda bunun pasif haller var. Oraya geldiğimiz zaman sürekli bunlar kullanmamız gerekiyor. Bunları önceden bilmiş olmamız gerekiyor. Çekelim. R, ris, tur, mur, mini, n, Tekrar. R, ris, tur, mur, mini, n, Son defa r ristur mur mini tur. Evet. Şimdi monere fiilinin daha demin çekmiştik. Onun pasif haline bakalım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken e eo geliyor. Şimdi normalde eri attığım zaman mon kalıyor ya. Şimdi e deklinasyonu, e konjugasyonu olduğu için buraya bir e koymamız gerekiyor ve buradaki r'yi direkt bağlamayacağız. Ben diyebilmemiz için o her zaman arkadaşlar ben bunu ifade ediyor çekimlerde. Bu sebeple o ekliyoruz ben olması için. Moneor. Ben uyarılıyorum pasif. Moneris. Sen uyarılıyorsun. Monetur. O uyarılıyor. Monemur. Biz uyarılıyoruz. Monemini. Siz uyarılıyorsunuz. Monentur da onlar uyarılıyor. Bir daha çekiyorum. Sadece latince kısmını. Moneor, moneris, monetur, Monemur, Monemini, Monentur. Bir daha yapalım. Monior, Moniris, Monetur, Monemur, Monemini, Monentur. Son bir defa. Moneor, Moniris, Monetur, Monemur, Monemini, Monentur. Evet, şimdi gelelim Haber'inin pasif çekimine. Bu İncil'deki gördüğümüz pasajda ne yapıyor? Orada geçiyor bu. Okuyalım. Habeor. Ben sahip olunuyorum. Geçim şey pasif. Habiris. Sen sahip olunuyorsun. Habeytur. O sahip olunuyor. Habeymur. Biz sahip olunuyoruz. Habeymini. Siz sahip olunuyorsunuz. Habentur'da onlar sahip olunuyor. Evet. Ne, İncil'de hangisi geçmişti Vulgarite'de? Habitur. Üçüncü kısım gelmişti değil mi? Demek ki o sahip olunuyor. Evet bunu ileride yine o pasaja dönerek Bununla birlikte tercüme edeceğiz ve bunun neden bu hale geldiğini anlayacağız. Şimdi videorinin pasif çekimine bakalım. Videor, ben görülüyorum. Videiriz, sen görülüyorsun. Videitur, o görülüyor. Videimur, biz görülüyoruz. Videimini, siz görülüyorsunuz. Videntur, onlar görülüyor. Evet yine bakın. Or, ris, tur, mur, mini, ntur. Evet. Bu şekilde. Bir de şuna dikkat edin tekrardan. Hepsi e ile geliyor. Şimdi isteme kipi sonlarına bakalım. Şimdi isteme kipi arkadaşlar bu şu konuda itiraf etmem gerekiyor. İsteme kipinin Türkçe'de tam olarak neyi ifade ettiğini bilmiyorum. İngilizce buna subjunctive diyorlar. Almanca konjunktiv diyoruz. Fakat internette ben baktığımda Google'dan baktım. Burada isteme kipi diye tercüme etmiş. Bu sebeple bunu kullanıyorum ama buna subjunctive diyelim. Her zaman isteme kipi dediğimiz zaman subjunctive Almanca çok kişi bilmiyor Türk, Türkçe'de. Yoksa konjunktif. Biz bu şekilde öğrenmiştik. Ama subjunctive diyerek internette bunu İngiliz sitelerinde de bulabilirsiniz veya İngiliz Latince kitaplarında bulabilirsiniz. O da bu şekilde. Mst, mustis, hnt. Evet, a konjugasyonunda da görmüştük. Tek fark nerede? Burada o değil, m var. Bir daha yapalım. M, s, t, mus, tis, <m -st> hnt. Tabii bunların başına tahmin edebiliyorsunuz ki bir şeyler gelecek. Evet ne geldi? Eğri'yi çekersek eya geldi değil mi? Demek ki eyanların sonuna m'ler ekliyoruz veya işte bunun çekimini ekliyoruz. Latince kısmını yapalım. Bu e konjugasyonu halini. Eam, eas, eat. Eamus, eatis, eant. Bir daha yapalım. Eam, eas, eat, eamus, eatis, eant. Son bir defa yapalım. Eam, eas, eat, eamus, eatis, eant. Ne oluyordu bu? İstemek fiil çekimi. Evet, şimdi Latince monere'nin çekimini Türkçe anlamıyla birlikte okuyalım. Moneam, uyarayım. Moneas, uyarasın. Moneat, uyara. Moneamus, uyaralım. Moneatis uyarasınız. Moneant uyaralar. Bu bir dilek. içten gelen duygusal bir dilek. Uyarayım falan. Şimdi latince kısmını tekrar okuyorum. Moneam, moneas, moneat, moneamus, moneatis, moneant. Evet bunu sakın buradaki e koymayı, e konjugasyonu fiillerinde asla unutmuyoruz. Monam şeklinde yapmıyoruz. Moneam şeklinde okuyoruz. Bir daha okuyorum. Moneam, moneas, moneat, moneamus, moneatis, moneant. Son bir defa yapıyorum. Moneam, moneas, moneat, moneamus, moneatis, moneant. Güzel. Şimdi habere isteme çekimi isteme çekimine gelelim. Orada da şu şekilde. Habeam sahip olayım. Habeas sahip olasın. Habeat sahip ola. Habeamus sahip olalım. Habeatis sahip olasınız. Habeant da sahip olalar. Şimdi latince kısmını tekrar yapalım. Habeyam, habeas, habeat, habeamus, habeatis, habeant. Bir daha yapalım. Habeyam, habeas, habeat, habeamus, habeatis, habeant. Son bir defa. Habeam, habeas, habeat, habeamus, habeatis, habeant. Aynısını viderede de yapacağız. Neden? Çünkü o da e konjugasyonu eam diye çekiyoruz. Şimdi videam göreyim Videas göresin. Videat göre. Videamus görelim. Videatis göresiniz. Videant göreler. Şimdi tabi istemek kipirin bir de pasifi var. Şimdi biraz işler karıştığının farkındayım. Önemli değil. Her zaman sözlüğünüz yanınızda. Ee, i̇nternette de sözlükler var arkadaşlar. Bir kelimeyle karşılaştığınız zaman onu kelimenin mastar halini yazdığınız an sizi bütün bunları sıralayacak zaten. Oradan baka 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 zaman içerisinde ezberleyeceksiniz. Sizin için şu an önemli olan böyle bir şey de var. Bunu bir görün. Karşınıza e yarlı, e bir şey geldiği zaman e, bu da nedir demeyin. Yani bunun daha önce görmüş ol, görmüş olun. Bu şekilde kullanabilirsiniz kelimeyi. Evet, şimdi e, bunun e, monere kısmını yapalım. İsteme kipinin yani subjunctive pasif kısmını yapalım. Monear uyarılayım. Monearis uyarılasın. Moneatur uyarıla. Moneamur uyarılalım. Moneamini uyarılasınız. uyarılasanız hata var orada. Kelime hatası var. E, Moneantur uyarılalar. Evet nasıl kullanıldığını nasıl tercüme edildiğini anladınız. Şimdi bunun tekrar latince kısmını okuyorum. Monear, monearis, moneatur, moneamur, moneamini, moneantur. Evet yine ne görüyoruz burada? R, ris, tur, mur, mini, tur. Başında ne var? Subjunctif olduğunun göstergesi ea. Değil mi? Ea. Hepsinde ea var. Evet bu e konjugasyondaki subjunctif. Monear, monearis, moneatur, moneamur, moneamini, moneantur. Bu kadar. Haberi yapabiliriz şimdi. Aynı şekilde haber sahip olunayım. Evet. Hem pasif hem de isteme gibi. Haber sahip olunayım. Haberiz sahip olunasın. Şimdi burada bir saniye. Bu buraya dikkat edin. Ee, bazen unutulabiliyor. Haber burada o var mı? Yok. R ile bitiyor. R ile sadece biterse ben şahsıdır. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. Habeyar, sahip olunayım. Habeary, sahip olunasın. Habeatur, sahip oluna. Habeamur, sahip olunalım. Habeamini, sahip olunasınız. Habeantur, sahip olunalar. Latince kısmını çekiyorum. Habeyar, habeary, habeatur, habeamur, habeamini, habeantur. Bir daha yapıyorum. Habeyar, habeyaris habeatur, habeamur, habeamini, habeantur. Aynısını videyere de yapalım. Videar görüneyim. Videaris görünesin. Videatur görüne. Videamur görünelim. Videamini görünesiniz. Videantur görüneler. Şimdi latince kısmını çekelim yine. Videar, videaris, videatur, videamur, videamini, videantur. Videar, videaris, videatur, videamur, videamini, videantur. Şimdi bu garip gelebilir size ama latince derslerinde bu böyle yapılır. Sınıfça koro halinde bunlar söylenir sürekli. Biz bu kana kadar e, Avusturya'da bize öğretmenimiz sürekli bunları okuturdu. Bıkardık artık. Artık eğlencesine verirdik. Bu şekilde aklımızda kalmıştı. Bir daha okuyorum. Videar, videaris, videatur, videamur, videamini, videantur. Tamam. Onu da geçtik. Şimdi Emir kipine gelelim. Emir kipin a da yapmıştık. Ama amate gibi hatırlayın. Burada tekilde kelimenin mastarından r ve eyi çekiyoruz ve ne oluyor? O kadar. Emir kipi oluşuyor. Ne yapalım? Videireden r ve eyi çekelim. Vide. Gör. Evet. Bu nedir? Emir sonudur. Çoğulda ne yapıyoruz? Mastarın sonuna t ekliyoruz. Videire T. Evet. Aslında şöyle de diyebiliriz. Şimdi master'ın sonuna demişim ama sanki burada bir hata var değil mi? Master sonuçta vdr. Sonra teklersen vdrt olur. Yani orada bir aslında hata var. Ya yani şöyle diyelim. Tekilin sonuna t ve e ekleyelim. O kadar. Emir tekilin sonuna t ve e ekliyoruz. Ne oluyor? Vdt. Görün. Çoğul. Halka sesleniyorsunuz. Vdt. Evet şimdi Mon Monere'nin emir kipini yapın arkadaşlar. Bunu molaya basıp yapın. Ben şimdi birazdan yayınlayacağım. Zor değil. Tekil hali mone uyar. Bunu sonra ne ekliyorduk? Çoğulda. Monete uyarın. Uyarın. Evet emir hali. Şimdi HBR'ye bakalım. Tekil hali tabii ki HB. Çoğul hali nasıl? HBT. Tabii ki de. Evet bu A konjugasında da aynıydı. Sadece burada T'nin başında A vardı. Burada da E'nin yerine A vardı. Bu da konjugasyon farklılığından kaynaklanmakta. Şimdi meşhur Latince İncil Vulgate'nin pasajına tekrar bir bakalım. Genesis 42. bölüm. 28. pasaj. Dixit fratribus suis. Reddita est mihi pecunia en habetur in sacco. Yine anlamına bakalım. Kardeşlerine şöyle dedi. Para bana geri verildi. Torbada bulunmaktadır. Şimdi. Habitur in sakko. Sakko torba demek. Torba tarafından sahip olunmaktadır. Yani bu o mantıkta kuruyoruz. Tabi Türkçe biraz saçma oluyor ama temel mantık burada bu. Peki hangi şahıs bu? Tabii ki tur olduğu için r 3 Üçüncü şahıs. Pasif ve bu şekilde tur oluyor. Pasif olduğunu nereden anlıyoruz? Tabii ki tur. Tur sadece pasifte olabilir, başka hiçbir yerde olmaz. Şimdi burada da size birkaç soru soracağım. Onları çevirmenizi bekleyeceğim. Umuyorum ki göresin. Buradaki göresin bir kere ummak var burada. Demek ki subjektif istemek ipini kullanacağız. İkinci halini yapacağız. Ummak ne? E, şey görmek ne demekti? Videyre Ne oldu? Vides, değil mi? Sen görüyorsun. Onu nasıl yapıyorduk? subjunctive a ekliyorduk. Videyaz. Herkes tarafından uyarılıyorum, ben uyarılıyorum. Nasıl olacak bu? Monear. Değil mi? O yok burada. O hatırlayın ee, şeyde, pasifte. Güçlü olmak için sahip olun. Sahip olun emir. Habe ne diyeceğiz? Habereydi. Habeti. 4. Ders çalışmadığınız için uyarılıyorsunuz uyarılıyorsunuz. Money mini, Money mini olacak. 5 Gör beni. Videre yapın, gör tek hali vide. Hep uyarılasın istiyorum. Burada bir istek var, subjunctive isteme kipi. Uyarılasın. Monearis, değil mi? R Ris tur diyorduk. Şimdi burada pasif var. 7 Onlar sizden daha çok sahip olunuyor. Hmm. Sahip olunuyor sizden. O zaman Habentur Ntur 8. Niye o kadar çok görülüyorsun? Videiris. rris tur, değil mi? Yine pasif gelmiş. Evet. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki konjugasyonlarımızla devam etmek üzere Hoşçakalın